Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, 2024 yılını sizinle ay ay paylaşmak istedim. Bakalım hangi ay aşk, hangi ay iş, hangi ay para konuşuyor olacaksınız. Yılın başında, Ocak ayında, ocağın ilk 15 günü hatta biraz böyle flört enerjisi var yalnız olanlar için. Çift olanlar için de bolca eğlenmenin olacağını söyleyebilirim. Ocağın sonunu, Şubat'ın başını biraz daha çalışarak, işe odaklanarak, günlük rutinlerinizi böyle bir yola sokmaya çalışarak geçirebilirsiniz. Şubat sonu, Mart başı, ortaklıkların, belki hayatınızla ilgili önemli kararları vereceğiniz bir dönem olacak ve 25 Mart tutulması, 8 Nisan tutulması. Bu iki tutulma önemli. Yılın genelini de kapsayacak zaten bu tutulma serisi. Bu sene sizin için yatırımlar, gelir kaynakları, yeni işler, yeni iş fırsatları konusunda şans getiriyor olacak. Belki yatırımlarınızın sonuçlarını alacaksınız. Belki hayatınızda dönüşüm zamanı olacak. Bu anlamda bu tutulma zamanlarını, fırsatları gözlemlemenizi tavsiye ederim. Mayıs ayına geldiğimizde, Mayıs'ın şöyle bir önemi var. Jüpiter burç değiştirecek 16 Mayıs tarihi itibariyle. Yani 16 Mayıs'a kadar yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa, akademik kariyerle ilgili işleriniz varsa bu konularda şanslı olacaksınız. Lütfen kullanın. Mayıs'la beraber bu şans kariyer evinize gelecek ve 12 yılın en şanslı kariyer yılını yaşıyor olacaksınız. O yüzden Başaklar, kariyerle ilgili hayal kırıklığı olanlar bu senenin güzel şeyler getireceğini bilin ve lütfen kullanın. Haziran ayına geldiğimizde, Haziran'la beraber o iş fırsatları ve kariyer fırsatları devam edecek. Haziran sonu, Temmuz başı sizin için birazcık daha eğlencenin, biraz daha sosyalleşmenin, belki yeni flört fırsatlarının zamanı olabilir. Ağustos ayına geldiğimizde hayatınızı tekrar bir yoluna koymak, belki birazcık fazla çalışmak, belki rutinleri düzenlemeniz gerekebilir. Sağlığa dikkat. Eylül'le beraber ilişkiler, ortaklıklar çok daha gündem konusu olacak. Yalnız olanlar için ilişkiyle ilgili karar zamanı olabilir. Ekim ayına geldiğimizde yine tutulma döngüsüne giriyor olacağız. Bunların etkisi daha erken başlayacaktır ama tutulma zamanı 2 ve 8 hattınız çalışacak. Yani Ekim boyunca bu da parasal anlamda, yatırımlar anlamında, belki mirasla ilgili konularınız varsa bu konularla ilgili dönüşüm zamanı olacak, bunu söyleyebiliriz. Kasım ayına geldiğimizde biraz daha gündeminiz seyahatler, eğitimler, arkadaşlıklar, birazcık daha bu konularda odaklı olacaksınız. Aralık sizin için yine kariyer fırsatları getiriyor olabilir. Aralığın başını biraz daha evde, biraz daha kendinizi dinleyerek geçirirseniz sonundaki o kariyer fırsatlarını çok daha güzel yakalarsınız diyebilirim. Ne olursa olsun şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.